Şimdi de Diyarbakır'a, Dicle Üniversitesi'ne çevireceğiz kameralarımızı. Ortopedi ve kök hücre konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor Dicle Üniversitesi'nde. Öyle ki bir zamanlar tedavi olmak için hastalar Diyarbakır'dan İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya giderdi. Şimdi batı illerinden çok sayıda hasta derdine derman bulmak için Diyarbakır'ın yolunu tutuyor. Konuğumuz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Haktan Karaman. Hocam günaydın, hoş geldiniz kahvaltı haberlerine. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz de iyisinizdir dilerim. İyiyim, teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katılım gösterdiğiniz için. Siz aynı zamanda bir ağrı uzmanısınız. Ortopedi alanında hastalarınızı açık ameliyata gerek kalmadan kök hücre uygulamasıyla tedavi ediyorsunuz. Hakikaten çok ilgi çekici. Çok pardon, şöyle bir düzeltme yapabilir miyim? Tabii. Benim ortopediyle hiçbir işim yok. Yani ortopedi uzmanlığı farklı, ağrı uzmanlığı farklı. Tamamdır. Ortopedistler açık ameliyat yaparlar ama bizim yaptığımız ağrı tedavisi çok daha farklı bir tedavidir. Peki o zaman bu ağrı tedavisini soralım size. Nasıl yapıyorsunuz? Evet, şimdi ağrı isterseniz yani Latince ismiyle algolojiden bahsedeyim. Algoloji Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli bir süper ihtisas dalıdır. Bir insanın, bir hekimin algoloji uzmanı olabilmesi için öncelikle anestezioloji uzmanı, fizik tedavi uzmanı ya da nöroloji uzmanlıklarından birini tamamlayıp bu dallarda uzman olduktan sonra tekrar sınavlara girip yeniden eğitim alıp ondan sonra Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli bir diplomaya sahip olarak ağrı uzmanı olurlar. İşte ben de böyle biriyim ve Türkiye'de 2011 yılında bu süreç başladı. Yeni ihtisas edilen bir yan dal, bir süper ihtisas oldu. O günden bugüne bir çığ tanesinin büyümesi gibi Türkiye'nin her tarafına yetecek ağrı uzmanları yetişiyor ve biz bundan gurur duyuyoruz. Harika. Kök hücreyi dahil ediyorsunuz değil mi tedavilerinize? Tabii, kök hücre yöntemine. Tabii. Tedavi metotlarımızdan biri de kök hücre tedavisidir. Çünkü kök hücre denildiğinde aklımıza genelde işte kanser, genetik hastalıklar veya kimi zaman işte daha genç görünme isteği geliyor ama siz ağrı için kullanıyorsunuz. Biz ağrı için kullanıyoruz. İlk kez 2017 yılında yine basın yoluyla biz tüm Türkiye'ye duyurmuştuk. Ondan sonra yine ulusal basınlar yoluyla yaptığımız ameliyatları diyeyim tüm Türkiye'ye duyurmuştuk. Ve Türkiye'nin çok farklı yerlerinden yani düşünebiliyor musunuz? Edirne'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan ve sayamadığım birçok ilden hatta Almanya'dan bile hastalar buna rağbet gösterip geldiler, tedavilerini oldular, gittiler. Peki hocam ameliyat diyeyim diyorsunuz. Nasıl bir işlem bu? Nasıl bir yöntem? Şöyle. Şimdi eğer hasta tabii ameliyat olması gerekiyorsa mutlaka ameliyat olması lazım. Hani biz ameliyata bir alternatifiz falan böyle bir iddiamız yok. Eğer hasta ameliyatlıksa ve ameliyat olmak istemiyorum diyorsa veyahut da zaten ameliyatlık değilse biz bu hastalara kök hücre tedavisi öneriyoruz. Kök hücre tedavisini şöyle yapıyoruz. Biz her türlü sterilite ortamı olsun, her türlü müdahale imkanımız olsun diye böyle bir büro şartlarında falan uygulamıyoruz. Yine ameliyathanede uyguluyoruz. Ancak hiçbir şekilde narkoz gerektirmiyor. Lokal anestezi altında yapıyoruz. Göbeğinin yan tarafından küçük bir kesit alıyoruz. Bir delik açıyoruz. Böyle çuvaldız iğneleri vardır ya. Çuvaldız iğnelerinin boyutlarında bir kanül dediğimiz alet yardımıyla yaklaşık bir su bardağı kadar kök hücre için yağ dokusu alıyoruz. Hasta orada beklerken yaklaşık bir saat süren bu ayıklama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani yağ hücrelerinin arasında bulunan kök hücreleri ayıklıyoruz. Ondan sonra bunu hastanın enjekte ediyoruz. Tabii. Ve bu kesinlikle işte çok özür dileyerek söylüyorum. Kök hücre, mök hücre diyerek bunu küçümsemeye çalışanlar var. Ben bu görüntüleri özellikle paylaştım. Öncesi ve sonrası görüntülerle kıyaslandığı zaman gerçekten aradaki farkı Bunlar bilimsel yayınlardan ve kendi hastalarımın sonuçları olarak paylaşıyorum. Gerçekten dramatik fark var. Yani hasta zaten klinik olarak ben rahatladım diyor ama biz bununla yetinmiyoruz. Kontrol MR'larını çektiriyoruz ve MR'larda da gerçekten gördüğünüz bu görüntülerdeki gibi arada dağlar kadar fark oluyor. Hocam bunlar yani, diz eklemi mi? Yani özellikle hangi ağrılar, hangi hastalıklar? Evet. Şimdi şöyle... aslında kök hücre sizin de bahsettiğiniz gibi kozmetik alanda dahil olmak üzere tıbbın birçok alanında kullanılabiliyor. Ama biz ağrı amacıyla kullanıyoruz. Tabii hastaları özellikle de böyle 40'lı yaşlardan sonra kadın hastaları dizler daha fazla etkilediği için haliyle diz hasta popülasyonu, müracaat eden diz hasta popülasyonu daha fazla oluyor. Ama bunun yanı sıra işte bütün aklınıza gelebilecek vücuttaki her türlü eklemler için bu tedavi uygulanabilir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla, çok güzel anlattınız. Yani eklem ağrıları değil mi? Yani örnek veriyorum bir baş ağrısı örneğin sizin hastanız değil o zaman. Baş ağrısına sahip olan biri. Onu da kök hücreyle tedavi edebiliyor musunuz? Tabii. Bizim sadece kök hücre tedavisi yok. Kök hücre tedavisi dışında da birçok sayısız tedavi metotlarımız. Hocam o zaman her türlü ağrı vücudumuzda baş gösteren her türlü ağrı diyebilir miyiz? Kronikleşmiş her türlü ağrı için hastalarımızın yakınlarında bulunan kronik ağrı uzmanı yani algoloji uzmanlarına başvurmalarını tavsiye ediyorum ben. Peki bu yöntemin geleneksel yöntemle mukayese ettiğimizde avantajları neler? Narkoz almıyorlar dediniz. Aslında bizim ülkemizde biraz zayıf kalmış. İnşallah giderek bizim çabalarımızla ve benim gibi insanların çabalarıyla bu giderek daha oturacak. Mesela Amerika'da rejeneratif yani yenileyici tıp şeyleri var, departmanları var. Bununla sırf ilgi odakları bu olan merkezler var. Biz de bu şekilde davranıyoruz. Yani hastalar bize başvurdukları zaman biz bunları tedavi ediyoruz. Bu basit bir ağrı kesme metodundan farklıdır. Örneğin hastanın ağrısını kesersiniz. Tamam bu bir tedavidir ama hastanın dokusu yenilenmiyor ki. Bu yenileyici tıptır. Yani düşünsenize kaybolmuş kıkırdak dokusu bu sayede yeniden ortaya çıkıyor. Yani aslında acının tekrarının da önüne geçmiş oluyorsunuz. Tabii kök hücre ne demektir? Aslında anaç hücredir. Yani biz anne karnına düştüğümüz zaman ne oluyor? Zigot. Bunlar bölünüyor. İşte orada kök hücreler bizi oluşturuyor. Peki. Çok güzel anladık hocam. Süremizin sonuna geliyoruz. Son bir cümle rica edeyim sizden. Buyurun. Tabii. Tabii. Kök hücre tedavisine ihtiyaç duyan herkese uygulamak istiyoruz. Ve bu tür yakınmaları olan insanları bize tedavi olmak için bekliyoruz. Çok güzel bir alternatif. Çok teşekkür ediyoruz anlatımınız için. Profesör Doktor Haktan Karaman, iyi ki katıldınız Kahvaltı Haberlerine. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Biz de güzel bir gün dileriz.